Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 6. sınıflar din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2. dönem 2. yazılı soru örnekleriyle karşınızdayız. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretlediğimizdeki ilk sorumuz bakalım neymiş? Başkalarını aldatmak amacıyla bilerek ve gerçeğe aykırı olarak söylenen söze ne denir? Evet, bilerek söylüyorsanız, gerçeğe yansıtmıyorsa bu iftira, hile, dedikodu değildi. Bu direkt yalandır arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi kibirli insanın özelliklerinden birisi olamaz? Kendini beğenme olur. Başkalarını küçük görme, büyüklendiği için tabii ki olur. Övünme, kendisini över tabii ki olur. Başkalarının fikirlerine değer verme diye bir özelliği yoktur kibirli insanların. Onun için cevabımız gayet açık. Sınıftaki bir arkadaşımızı yapmadığı kötü bir davranıştan dolayı öğretmenimize o yaptı diye şikayet etmemiz aşağıdaki davranışlardan hangisine girer ifadesi var? Arkadaşlar evet, yapmadığı bir şeyi o yaptı diye söylüyorsak biz ona iftira atmışızdır. Dolayısıyla kötü zan, gıybet, kibir değil, direkt iftiranın kendisidir arkadaşlar, Allah korusun. Evet, yan tarafa geçiyorum ekranla çok oynamamak adına. Aşağıdakilerden hangisi hırsızlığın toplum içerisinde yayılmasına neden olan etkenlerden biri değildir? Neden hırsızlık bu kadar yayıldı bakalım. Arkadaşlar, vatandaşların ekonomik yönden rahat olmamalarından dolayı hırsızlık arttı mı? Evet. Zekat ve sadaka gibi maddi ibadetlerin yapılması. Evet, zekat dağıttığınız zaman başkalarını maddi olarak rahatlatırsınız ve bu da hırsızlığın önüne geçer. Dolayısıyla bu tam tersi bir bilgi. Hukuki cezaların caydırıcı nitelikte olmaması. Evet, hırsızlık yapıyor. Bakıyorsunuz 2 saat sonra salınıyor arkadaşlar. Dolayısıyla çok bir caydırıcı olmadığı için hırsızlık tabii ki yapar insanlar. Ama eskiden olduğu gibi ağır cezalar ver bakalım bir daha yapabiliyor mu? Dini eğitimin yetersizliği ve kul hakkı bilincinin öğretilmemesi. Evet, Allah'tan korkun olmaması açıkçası işin özü. İmanın zayıflığı tabii ki insanları hırsızlığa itiyor arkadaşlar. Buna da evet diyoruz ama zekat ve sadaka gibi maddi ibadetlerin yapılması hırsızlığın önüne geçer, hırsızlığı artırmaz. Onun için cevap B seçeneği diyoruz arkadaşlar bu soru için. Evet, aşağıdaki seçeneklerden hangisi hırsızlık kavramının kapsamı içerisinde yer almaz? Devlete ait herhangi bir şeyi veya aracı kendi işinde kullanmak. Bu bir kul hakkıdır. Resmen devletin malını çalıp kendin kullanıyorsun. Bu hırsızlıktır. Eksik ölçmek ve tartmak. Yine maldan çaldığın için hırsızlıktır. Sattığı malın ayıp ve kusurlarını söylemek. Arkadaşlar bak, satıyorum ama şurası şöyle, burası böyle, defolu olduğunu, kusurlarını söylemek bir hırsızlık değildir. Çünkü alacak olan adam, eğer alacaksa bunu bilerek alıyor zaten. Topluma ve devlete ait malları izinsiz almak yine hırsızlıkken C seçeneği hırsızlık kavramı kapsamı içerisine girmez arkadaşlar. Cevabımız açık gayet. Evet, aşağıdakilerden hangisi münafığın özelliklerinden biri değildir ifadesi var arkadaşlar. Dördüncü sorudayız. Münafık yalan söyler. Emanete ihanet eder. Verdiği sözde durmaz. Ama güvenilir diyemem. Zaten münafık iki yüzlü demek arkadaşlar. Haliyle Müslümanmış gibi görünüp ama gavurluğun dibine vuran insanlar için kullanılır bu münafık. Haliyle bu insanlara güvenilmez. Uzak duralım eğer etrafınızda varsa. Evet, aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ın ana konularından biri değildir ifadesi var. Arkadaşlar Kur'an'da bilindiği üzere inanç var. Allah'a iman, biliyorsunuz tek varlık olduğunu, tek ilah olduğunun varlığının bilinci, tevhid inancı biliyorsunuz var. İbadet şekli aynı şekilde arkadaşlar var. Haliyle buradaki ahlak da var ama sabır konusu Kur'an'ın ana konularından biri değil arkadaşlar. Peygamberlerin hayatlarından, kıssalarından, aile toplumundan, adaletten, düzenden, bunların hepsi var. Ama sabır konusu ana konularından biri değil. Peygamberimize Muhammedül Emin denmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir ifadesi var. Evet, Muhammedül Emin demek arkadaşlar, peygamberimizin güvenilir olmasından dolayı emin olmak, zaten güvenmek demek. Muhammedül Emin denmiş peygamberimize. Başkasında olan sağlık, zenginlik ve benzeri nimetlerden dolayı rahatsız olarak o kişiden o nimetin gitmesini istemeye ne denir? Evet, başkasını çekememek, onun zenginliğini, aklını, ne bileyim parasını, başarısını çekememek, bende yok sende de olmasın mantığı haset etmektir arkadaşlar. Bakın buradaki gıpta etmekle haset etmeyi çok karıştırıyoruz arkadaşlar, buna dikkat edelim. Gıpta etmek onun malına, mülküne, zenginliğine, başarısına imrenip onun gibi olmak. Onun elinden gitmesini istemek değil. Onun var, Allah'ım bana da ver aynısını deyip ona imrenmektir. Bu bir kıskançlık veya haset değildir ama haset tam tersi.
Ben bunlara sahip olamadım. O da olmasın mantığında hareket etmektir haset. Gıpta, haset, bu ikisine dikkat edin, arasında yani bir bıçak gibi keskin fark var arkadaşlar. Cevabımız belli diyoruz ve geçiyoruz 10. soruya. Evet, burada 10. soruda dinimize göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur ifadesi var. Evet, doğru olanı bulalım. Başkalarının hata ve kusurlarını araştırmalıyız. Yanlış. Hata ve kusurlarını kişilerin yüzüne vurmalıyız. Yanlış. Bulduğumuz hata ve kusurları başkalarına anlatmalıyız. Yani adamın yüzüne vuruyorsun, bir de başkasına ne anlatıyorsun? Bu daha da yanlış. Başkalarının hata ve kusurlarıyla ilgilenmek yerine kendi kusurlarımızla ilgilenmeliyiz. Evet. İğneyi başkasına, pardon, çuvaldızı başkasına, iğneyi kendine batır bir atasözü var ya, işte bu. Önce dön bir aynaya bak, kendimize bakalım ifadesi açıkça. Evet, bir kimsenin kendisine ait olmayan bir malı, parayı ya da eşyayı sahibinin izni ve haberi olmadan gizlice almak diye tanımlanan, hem dinimizce hem de yasalarımızca suç sayılan yüz kızartıcı kötü davranış hangisidir? Evet, çok güzel bir tanım yapılmış arkadaşlar. Hırsızlığın ta kendisidir bu. Cevabımız A seçeneği olduğunu görüyoruz böylelikle. Ahmet sınıfındaki çalışkan arkadaşlar gibi olmayı istemektedir. Ben de onlar gibi derslerime düzenli çalışmalıyım ve notlarımı yükseltmeliyim demektir. Ahmet'in bu davranışı aşağıdakilerden hangisinin içine girmektedir? İşte bu bahsettiğimiz arkadaşlar imrenmek, gıpta etmektir. Ya arkadaşlarım ne güzel başarılı, keşke ben de onlar gibi olsam, ben de onlar gibi olacağım diye, bak, hep iyi niyet taşıyor. Dolayısıyla bu bir haset değil. Sınıftaki insanlar çalışkan, onlar da tembel olsun mantığında değil. Onlar gibi olmak istiyor. Bu da onlara imrenmek, gıpta etmek anlamına gelen D seçeneği olacak arkadaşlar 11. soruda. Aşağıdakilerden hangisi iman konularından biri değildir? Evet, Amentü duasını bilirsiniz. Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve resulihi gibi. Burada Allah'a iman var, ahirete iman var, kitaplara iman var ve kütübihi diyor. Zaten Arapça ifadesi, ama namaza iman diye bir şey yok. Namaz kılmak biliyorsunuz ki imanın değil, İslam'ın şartlarından. Onun için cevabımız Bursa seçeneği bu soruda. Tarihte yaşamış bazı peygamberler ve toplulukların başından geçen ibret verici olaylara neden. Evet, peygamberlerin başından geçen ibret verici olayları kıssa olarak ifade ederiz arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği bu. Kur'an'da da geçen değişik peygamberlerin hayatlarından kıssalar var biliyorsunuz. Yusuf Aleyhisselam aklıma gelen ilk örnek. Evet, 12. sorudayız. Bir kimsenin kusurlu veya eksik yönlerini küçümseyerek söz, işaret veya yazı ile eğlence konusu yapmaktır. Aşağıdakilerden hangisi bu tür davranışlardan birisi değildir diyoruz arkadaşlar. Evet, başkalarını küçük görmek böyle bir hareket. Tanımadığımız kişiler hakkında olumsuz düşünmemek. Evet, düşünmemek iyi bir hareket. Dolayısıyla bu şekilde davranan bir insanın huyu olamaz. İnsanlarla dalga geçer gibi konuşmak, kaş göz işaretiyle alay etmek. Evet, bunların hepsi alaycı tavırları, davranışlar, ama bu tanımadığımız insanlar hakkında olumsuz düşünmemek güzel bir huy, ahlaktır. Cevabımız B seçeneği burada. Kur'an'la ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Evet, Kur'an her insanın kendi menfaatine göre davranmasını istemiştir. Kendi menfaatine göre davranmak nedir arkadaşlar? Kendi menfaati demek, kendini düşünmek, başkalarını düşünmemek demek. Kur'an bunu hayatta ve asla ve kat'a istemez. Onun için direkt yanlışı buldum. İnsanların huzurunu bozacak davranışları yasaklamış. Evet. Kur'an iyi ve güzel davranışları emretmiştir. Evet. İyi ve güzel davranışların ödüllendireceğini vurgulamıştır. Evet, cennette sevapla, cennetle zaten Allah müjdeliyor arkadaşlar. İyi kulluk yapıp iyi güzel davranışlar yapanı. Onun için cevabımız C seçeneği diyoruz bu soruda. Evet, son iki sorumuz bu sayfanın. Hazreti Eyüp peygamber Kur'an'da daha çok hangi yönüyle övülmektedir? Evet, amansız hastalığa yakalanıp yıllarca, on yıllarca hatta bu hastalığın kahrını çekmiş, sabretmiş bir insan. Dolayısıyla cömertlik, yardımsever, cimriliğiyle değil. Hazreti Eyüp sabrı derler ya, Eyüp sabrı. Evet, hatta bir kolonya markası var, oradan aklınıza gelsin. Eyüp sabri şeklinde. Hazreti Eyüp'ün arkadaşlar sabırla sınandığını biliyoruz. Kur'an'da da bundan bahsedilir. Bu övgüsüyle ifade edilir. Cevabımız D seçeneği. Muhakkak ki Allah adaleti, iyilik yapmayı ve akrabaya yardım etmeyi emreder. Evet, burada Nal suresi, yani Karınca suresi 9. ayette böyle bir meal var. Yukarıda verilen ayette Kur'an'ın temel konularından hangisine değinilmiştir ifadesi var. Arkadaşlar, bu da bir inanç, ibadet, ahiret değil. Ahlaktan bahsediyoruz. Yani Allah adaleti, iyilik yapmayı ve akrabaya yardım etmek ahlaklı olan insanların yapacağı şeylerdir. Onun için cevabımız Ceyhan seçeneği olacak bu soru için. Evet, son sayfaya geliyoruz. Yavaş yavaş son sorumuzdayız. Son
sorulardayız diyelim. Mekke'den göç eden Müslümanlara yardımcı olan, evlerini paylaşan sahabilere ne denir ifadesi var? Arkadaşlar, gidenlerin, göç edenleri muhacir, onları Medine'de karşılayanların da ensar olduğunu unutmayan. Burada evlerini paylaşan, onlara yardımcı olanlar ensarlardır arkadaşlar. Yani Medineli halk, Medineli Müslümanlar. Bunu da muhacir ve ensarlarla karıştırılıyor. Hatırlatalım bir kez daha. Hendek Savaşı'nda Medine'nin etrafını hendek kazılması fikri hangi sahabiden gelmiştir ifadesi var. Evet, bilinen durumlarda o zamanki kafirlerin sayısı çok daha fazlaydı arkadaşlar Hendek Savaşı'ndan önce, ama şehrin etrafına hendek kazılıp bunların durdurulması, yenilmesi fikri bilindiği üzere arkadaşlar Selman-ı Farisi isimli sahabeden gelmişti. Onun için cevabımızın B seçeneği olduğunu da hatırlatalım böylelikle. Sağ tarafa geçelim. Özel hayatın gizliliğine önem veren İslam dini aşağıdaki kurallardan hangisini koymuştur? Evet, özel hayatın gizliliğine önem veriyor. Dikkat edin, evlere kapılardan girilmesi ifadesi doğru mu? Şimdi bu kesinlikle doğru. Yani camdan, pencereden, bacadan girilmez bir eve. Evlere izinsiz girilmemesini, evlere girerken selam verilmesini ki ben geldim duyun şeklinde, yani gizli girmediğinizi gösteriyoruz. O zaman hepsi dediğine göre bunların hepsi var arkadaşlar. Cevabımız Denizli seçeneği olacak bu soruda. Birinci Akabe biatından sonra Medine'ye İslam'ı tebliğ etmek için gönderilen genç sahabinin ismi nedir? Evet, en genç sahabi olarak ifadedir buradaki Medine'ye İslam'ı tebliğ etmek için. Hemen hatırladığınızı düşünür gibiyim arkadaşlar. Musab bin Umeyr'dir, peygamberimizin emri ve görevlendirmesi üzerine Medine'ye İslam'ı tebliğ etmek için gönderilen ilk genç sahabi. Dolayısıyla bu isme de dikkat eden sınavlarda sorulabilir. Bedir Savaşı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlış? Bedir Savaşı arkadaşlar 624 yılında müşriklerle yapılan ilk büyük savaş. Evet, Bedir, Uhud, Hendek sıralaması budur. İlki Bedir'dir arkadaşlar. Bu bilgi doğru mu? Kesinlikle doğru diyoruz. Buna şöyle bir tik işareti atalım. Müslümanlar Şam'dan gelen ticaret kervanını durdurmak için yola çıkmıştı. Aynı şekilde doğru mu? Kesinlikle doğru. Müslümanların ordusu yaklaşık 300, müşriklerin ordusu ise 1000 kişiden oluşmaktadır. Evet, böyle 3 katı gibi bir fark vardı. Belki de daha fazla. Bu da doğru. Bu savaşta Hazreti Hamza şehit olmuştur diyemeyiz arkadaşlar. Çünkü Hazreti Hamza Uhud Savaşı'nda şehit oldu biliyorsunuz. Uhud Savaşı da bir yıl sonraki 625 yılında biliyorsunuz Vahşi isminde bir kölenin attığı mızrakla kalbinden biliyorsunuz. Bunu Çağrı filminde de görmüşsünüzdür eğer izlediyseniz. Ama dediğimiz gibi Bedir Savaşı'nda değil Uhud Savaşı'nda şehit oldu Hazreti Hamza. Onun için cevabımızı D seçeneği olarak işaretleyelim. Aşağıdakilerden hangisi yalan söylemenin sonuçlarından biri değildir? Yalanı örtebilmek için söylenecekler. Yeni yalanlar söylemeye neden olur. Evet, yalan yalanı doğurur arkadaşlar, doğru. Yalanlar kişiyi başarıya ulaştırır hiçbir şekilde. Yani kim yalan konuşup da ömrünün sonuna kadar başarıya ulaşmış? Böyle bir şey mümkün mü? Değil arkadaşlar. Kişiyi gereksiz yere meşgul eder ve kişi güvenilirliğini yitirir. Kişi bir süre sonra kendisine de küser. Evet, yalanın böyle pis pis özellikleri var. Onun için cevabımız B seçeneği. Kimse yalanla başarılı olmamıştır arkadaşlar. Sakın ha böyle bir şey yapmayalım. Peygamberimize ilk vahiy geldikten sonra eşi Hazreti Hatice onu amcasının oğlu nokta noktanın yanına götürüp onunla konuşturmuştur. Bu kişi Hazreti Muhammed'in peygamber olduğunu anlamış. Evet, bu kişi aynı zamanda Hazreti Hatice'nin oğlu Hristiyan'dı arkadaşlar. Bu kişi biliyorsunuz Suriyeli rahip olan, Suriye'de bir rahip ve Hristiyan biliyorsunuz. Varaka bin Nevfel'di arkadaşlar. Bu Hazreti Hatice'nin peygamberimizin eşinin amcasının oğlu ve Suriye'de rahiplik yapan bir kişi. Bu rahip peygamberimizin peygamberlik damgasını aldığını, onun peygamber olduğunu anlayan ilk kişi. Vahiy geldikten sonra durumun ne olduğunu sormak için, yani bir akıl akıldan üstündür derler ya, onun gibi bir durum. Dolayısıyla amcasının oğlunun bir Suriyeli bir rahip olduğunun A seçeneği olduğunu da unutmayalım. Cevap A. Biz insana ana babasına iyi davranmasını emrettik. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Evet, yukarıdaki ayetler Kur'an'ın hangi özelliğini öne çıkarır ifadesi? Kur'an'da insan evren ilişkisinden bahsedilir. Bu değil. Kur'an iyiliğe yönlendirir, kötülüklerden sakındır. İşte bu. İyiliğe yönlen, kötülüklerden sakın. Biz insan ana babasının iyi davranmasını, kötülüklerin ve açığına ve gizliliğine yaklaşma. Evet, iyi davranmaya ve kötülüklerden kaçmaya zaten ayet direkt bunu söylemiş. Onun için bahsedilenin
B seçeneği olduğunda görelim. Kur'an iyiliğe yönlendirir, kötülükten sakındırır ifadesi var arkadaşlar. Evet, son sayfa ve son sorumuz. Evet, aşağıdakilerden hangisi Kureyş suresi için söylenemez? Evet. Lila fi Kureyşin ilafihim rahlete şitay ve sayf felyabudu rabbe hazel beyt ellezî et'amahum min cu'in ve amenahum min havf şeklinde ifade eden bu Kureyş suresi Kur'an'ın 106. suresidir ifadesi. Şimdi bak hangisi söylenemez diyor. Dolayısıyla 106. suresi olduğunu biliyoruz. İşte bu öğrendiğimiz surelerden biri arkadaşlar. 4 ayetten oluşur. Doğru. Allah'ın Kureyş'e vermiş olduğu nimetlerden bahseder. Bu da aynı şekilde doğru. Kureyş'ten verilen bu nimetlere karşılık kulluk etmeleri istenmemiştir dediği zaman bu yanlış, tam tersine kulluk etmeleri istenmiş. Haliyle hangisi söylenemez dediği cevabımın D seçeneği olduğu açık. Peygamberimizin bizi aldatan bizden değildir sözü neyi yasaklamaktadır? Arkadaşlar bizi aldatan diyor. Aldatmayın, hile yapmayın diyor resmen. Dolayısıyla yardımlaşma, ahlaklı olma, dürüstlüğü değil, hile yapmayı yasaklamıştır. Dolayısıyla aldatmayın, hile yapmayın. Yaparsanız bizden değilsiniz ifadesi. Evet, gördüğünüz üzere çok önem veriyor. Bizden değilsiniz hükmü çok ağır arkadaşlar. Peygamberimizin Mescid-i Nebi'de kabrinin bulunduğu bölüme çiçekli cennet bahçesi anlamına gelen evet Ravza-i Mutahhara olarak hemen söylediğiniz duyar gibiyim. Mescid-i Aksa değil, Cennetül Adn burada Mescid-i Haram değil, Ravza-i Mutahhara'dır buradaki sorumuzun Arapça karşılığı. Onun için cevap gayet açık. Ravza-i Mutahhara'yı Peygamberimizin o kabrinin bulunduğu bahçeye çiçekli cennet bahçesi olduğunu unutmayın arkadaşlar. Ehli beyt ne demektir ifadesi var. Peygamberimizin ev halkıdır arkadaşlar. Eşi, çoluğu, çocuğu ehli beyt olarak ifade edilir. Peygamberimizin yakın arkadaşları değil. Peygamberimizin ev halkı, aile fertleri işte bahsettiğimiz cevap bu. Diğerlerine bakmaya bile gerek yok. Bir insan kendisini diğer insanlardan üstün görüyorsa bu duruma ne denir? Evet, kendinizi başkasından büyük görüyorsunuz. Kibirlisiniz, gururlusunuz, böbürlenmişsinizdir, büyüklenmişsinizdir. Dolayısıyla verilen cevaplar için kötü zan, gıybet, haset değil. Cevabımız B seçeneği. Evet, videomuzun son sorusu. Lila fi Kureyş, ila fihim rühlete şitay vesaire. Biraz önce söylemiştik özelliklerinde işte 106. ayet 4 106. sure 4 ayetten oluşmuş. İşte Kureyş'e verilen nimetlerden bahsediyor falan açıklamasını vermiştik 27. soruda. Burada da Kureyş suresinin yukarıdaki boşluktan aşağıdakilerden hangi sırasıyla getirilmedi? Evet, ezbere biliyorsak işimiz kolay. Lila fi Kureyş, ila fihim rühlete şitay vesaire. Fel ya'budu rabbe hazel beyt. اَلَّذ۪ي اَتْعَمَهُمْ مِنْ جُعِنْ وَآمَنَهُمْ مِنْ حَوْفٍ Bu da arkadaşlar cevabın Ceyhan seçeneği olduğu gayet açık. En güzeli bunu ezberlemek ki çoğunuz ezbere biliyorsunuzdur biliyorum. İşiniz kolaylaşacaktır diyelim ve bugünkü videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. 6. sınıfların diğer ders videolarında Özel Öğretmen kanalımızda ücretsiz olarak izleyebilirsiniz arkadaşlar. Video altında bulunan like butonuna tıklamanız, yorumlarınızı da yazmanız bizim için çok önemli. Lütfen, lütfen esirgemeyin. Arkadaşlarınızı da kanalımıza davet ederseniz çok çok seviniriz. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.